Bu doğayla ilgili. Biz burayı istemiyoruz. Biz yani ne elde edecek devlet buradan? Onu merak ediyorum. Ne elde edecek? Bizim gibi insanları kıracak, dökecek. Yani nasıl söyleyeyim? Ne elde edecek? Yani buradan ne kar elde edecekmiş? Yani şurada ne olabilir? Şu memleketin insanların dünya kadar fındık gelir, dünya kadar bak şu güzelliğe bak, aşağıda dere var. Çırıl çırıl tertemiz akı içme suları var. Dünyanın içme suyu bu Yeşilkent Vadisi'nden gidiyor. Ya neler anla? Ya bu bana 2 saat sürer benden röportajı. Kulak aldıktan sonra da. Ama şunu özellikle de şey yapıyorum. Biz burada güvenlik güçlerimize bir eksi şey içerisinde değiliz zaten de. Yani insanlar bir şekilde bir... Yani baksana şuna ya, bu kadınlar, bu gençler, düşünsene bu gençlere bak, hepsi askeri. Yani düşün. Ben şunu anlamayayım. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Yerel Yöneticilerimiz. Yani bunları görmüyorlar mı? Niye görmüyorlar? Ne demeye çalışırlar? Ya yasal bir konu. Ne maden teknik arama sondaj yapacakmış. Kardeşim biz de burada 10 bin nüfusu temsil eden istemiyoruz yani. Hepsi bu. İstemiyoruz. Yapma. Biz mi değerliyiz? Bir sondaj mı değerli? Yeşilkent, Çiğdem, Üçpınar, yani Saraycık, efendime söyleyeyim, Ünye'nin içme suyu, ne desen. Biz mi değerliyiz? Bir maden firması, maden teknik arabanın bir kararı mı önemli ya? Yapma burada kardeşim. Neresi istiyse buranın halkı olarak biz istemiyoruz. Hepsi bu. Yani gerek yok. Devletin şunu bilmesi gerekiyor ve mevzuatlarımızda olan bir şey var. Halkın katılımı sağlanmazsa bu tür şeylerin, eğer yöre halkı istemezse bunların yapılmasının bir anlamı yok. ÇED raporları da ve halkın katılımı toplantıları da genel anlamda buna hizmet eden bir anlayış. İkincisi, burası çok ciddi miktarda, yüksek miktarda tarım geliri olan bir bölge ve bu tarım gelirinin yok edilmesi ve kime, hangi şirkete, hangi yabancı şirkete verileceği belli olmayan bir hazırlık çalışmalarının burada yapılmış olması da bu anlamda çok manidar. Yani Ordu coğrafyasını ciddi bir şekilde tehdit eden bu sondaj çalışmalarının durdurulmasını istiyoruz. Sadece biz istemiyoruz. Burada vatandaş istiyor. Burada kimseye burada bir sondaj yapacağız, burayı maden alanı olarak yapacağız şeklinde bir bilgilendirme olmadığı gibi, bu kadar vatandaş ve topyekun olarak istemediği bir olayın da tekrar tekrar gündeme getirilmesini burada kınıyoruz. Bu anlamda devleti yöneten mülki idarenin, mülki idare amirlerinin vatandaşın yanında olması gerekirken kime verileceği belli olmayan bir yabancı maden şirketi de olabilir. Bir yabancı maden şirketinin genel anlamda yerli uzantılarının da olduğu bir şirkete bu bölgenin talan ettirilmesi de son derece yanlış. Burada güvenlik güçlerini bu şekilde insanlarla, buradaki vatandaşla karşı karşıya getirilmenin de devlete hiçbir yararının olmayacağını buradan belirtiyoruz. Ve bu halkın kararlılığı bu şekilde de bundan önceki kötü örnekleri gördüğü için kararlılıkla devam edeceği anlaşılıyor. Ben bir an önce buradaki bu çalışmadan vazgeçilmesini ve Ordu coğrafyasının bu şekilde talan edilmesinin durdurulmasını, bununla ilgili müracaat edilecek neresi varsa biz de elimizden gelen her şeyi yapacağımızı buradan bildiriyoruz.